Şimdi delme iş kağıtları ile ilgili birkaç tane örnek çizim göstererek son bir anlatım yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane iş parçası örneğimiz var. Yine delme işlemi gerçekleştirilmesi istenmiş bizden. Gördüğünüz gibi farklı renklerde işaretlenmiş şuradaki ve şuradaki kırmızı renkli gösterilmiş olan iki tane deliğin matkap tezgahında delinmesi isteniyor. Biz bu bağlamda bir iş kalıbı düşüneceğiz. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Nasıl yapacağımızı öncelikle şöyle bir metnimiz vardı bizim. Daha önce de bununla ilgili buna benzer bir yazı göstermiştim. Burada ne yazıyoruz aslında biz? Bu matkap tezgahı için bir bağlama iş kalıbı yaptığımızda içerisinde neyin olması gerektiğini yazıyoruz. Yani amacımızın ne olduğunu yazıyoruz. Tabii burada kalkıp bu sorulara yazılı metin şeklinde bir cevap, bir cümle koyarak bir cevap vermeyeceksiniz. Burada yapmak istediğimiz ne? Her bir madde size düşünülmesi gereken bir ipucu vermek amacıyla yapılmış. Ayrıca sonuçta bir sınav yapacağız. Bu sınavda da benim puan olarak değerlendirmemi nasıl yapacağımı belirlemek için böyle bir metin hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker okuyalım. Zaten bugüne kadar anlattığım bütün konularla birlikte ben bunları size zaten aktarmıştım. Şimdi bir özet şeklinde bunu tekrar edelim. Birinci olarak iş kalıbında matkap tablosuna bağlanacak alt parça var mı? Yani neydi bu? Her şeyi üzerine koyduğumuz ve böyle şekli mantıklı olan. Ayrıca içerisinde matkabın tablosuna bu bütün her şeyin bağlanabilmesi için ya U şeklinde kanalları açılmış olan ya da içerisinde delikler olan 2-3 tane en azından delikler olan bir alt parçadan bahsediyoruz. Bu birinci maddemiz buymuş. İkincisi, iş kalıbında delme burcunun bulunacağı üst parça var mı? Şimdi ne demiştik? Delme burcuyla ilgili. Delme burcu matkap ucunun içerisinden geçip daha sonra da tam doğru konuma deliğin delinmesini sağlayan ayrıca özel malzemede sertleştirilerek üretilmiş olan ve aşınmaya karşı direnci yüksek olan bir parçamızdı. Bu yine olmazsa olmaz bir durumdu. Bunun da yine tabii ki de üst tarafta olması lazım. Yani matkap ucu gelip bu burcun içinden geçip delinmesi gereken yere deliği delecekti. Bunu da buraya not etmişiz arkadaşlar. İş parçası sabitlenmiş mi? Sabitleme şekli yeterli ve uygun mu? Tabii ki burada en önemli şey zaten iş parçasının sabitlenmesiydi. Sabitlemekten kastımız artık bunu çok defa tekrar ettik ama hiçbir yöne hareket etmemesi lazımdı. Bunun yanında eğer öyle bir ihtimal varsa ya dönmesinin de engellenmesi lazımdı. Dolayısıyla sabitlemeden kastımız bu. Yeterli ve uygun mu da bu dediklerimi sağlıyorsa o zaman yeterlidir diyeceğiz. Tabi burada yeterli ve uygunluk açısından şöyle bir kriter de mevcut. O da ya sonuçta binlerce parça bu kalıbın içerisinde takılacak, işlenecek, sökülecek, yenisi takılacak, işlenecek, sökülecek. O zaman parçayı sabitleme ve tekrardan işlenmiş parçanın kalıp içerisinden ayrılması için parçanın sökülmesinin de böyle çok hızlı bir şekilde ve yeterli bir şekilde sağlanması lazım. Dolayısıyla bunun da düşünülmesi gerekiyor. Bu madde için bunu da söyleyebiliriz.
Daha sonra iş kalıbında delme burcu var mı demişiz ki bu burçla ilgili şimdi şuradaki burcun bulunacağı parça yani burcun takılacağı kısım var mı diye yazmışız. Burada ise delme burcu var mı diye yazmışız. Delme burcunun varlığını ben nasıl anlayacağım? Siz şekle çizeceksiniz. Ben de buradan anlayacağım. Dolayısıyla düzgün bir şekilde çizilmesi lazım. Eğer kesikli çizgi çizilmesi gerekiyorsa çizilmesi lazım. Yok hayır kesikli çizgi değil de kesit almak istiyorsanız o şekilde alıp burada doğru bir şekilde göstermeniz lazım. Yani varsa eğer benim bunu çizimde görmem lazım aslında. İş parçası ile delme burcu arasında boşluk var mı? Bundan da bahsetmiştik. Ne olması lazımdı? Belirli bir boşluğu iş parçası ile delme burcu arasında olması lazımdı. Bunu da sizin düşünüp çizime de aktarmanız gerekiyor. Ve ayrıca iş kalıbında talaşın yönlendirilmesi mevcut mu diye de bir talaş boşluğu istemişiz. Bunu da düşünmeniz gerekecek arkadaşlar. Şu kısımlar ise hani genel bir resim düzenine bir 5 ile 10 puan arası bir puan vereceğim. Ayrıca şimdi görünmeyen çizgilerin de doğru bir şekilde anlatılması lazım. En az 2 görünüş çiziyordunuz. Üçüncü bir görünüşte de anlatım yapabilirsiniz. Burada da kesikli çizgileri de veya kesik çizgileri de önem veriyoruz parçanın anlatılması için. Eğer kesit aldıysanız o zaman kesik çizgilerle ilgili puanı o kesit alma ile ilgili olan görünüşleri de değerlendirebilirim. Bu arkadaşlar sizin aslında hem yol haritanız olacak hem de sınavda buna benzer bir metinle karşılaşacaksınız ve bu bağlamda bir iş kalıbı çizeceksiniz diyoruz. Şimdi biraz önceki örneğimize geri dönelim. Şimdi böyle bir parçamız var. Bu parçaya bağlama iş kalıbı yapmayı düşünüyoruz. Yapalım bunu. Nasıl yapacağız? Hemen düşünelim. Bir kere hep yaptığımız şey şurada daha önceden işlenmiş hazır gelen bir boşluk var. O zaman bunun kullanılması lazım. O zaman bunu düşünerek başlayalım. Biz örneğimiz üzerinden anlatımlarımızı yapalım. İş parçasını anlamışsınızdır zaten. Bizim örneğimizde gördüğünüz gibi iki tane parça karşı karşıya bağlamak suretiyle delik delme işlemi gerçekleştirilecekmiş. Böyle bir kalıp düşünülmüş. Hep söylüyorum, buradaki düşünülen kalıp böyle çok mükemmel düzgün bir kalıp olmayabilir. Eksikleri olabilir veya tam tamına doğru bir kalıp da olabilir yani. Şimdi şu yeşil olan kısımdan yani alt parçadan bahsettik. Bu alt parça matkabın tablasının üstüne konulacak olan en alt parça. Bunun içinde iki tane U kanalla sabitlenmesi için delikler oluşturulmuş. Sonra mesela şu yuvarlak parça hiç olması da olurmuş. Buna gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü yani olsa da olur da olmasa da olur. Yani ekstra yükseklik kazandırmış bir önemi yok yani. Şu aşağıda fark ettiyseniz talaş boşluğu var. Bu talaş boşluğunun çapının matkap ucunun çapından daha büyük olması lazım ki oraya geldiğinde yani matkap ucu gelecek buraya, şuraya gelecek. Şu çaptan daha büyük olursa o zaman burada herhangi bir teması olmaz ve dolayısıyla da talaş aşağıya doğru gönderilmiş olur. Sabitlemelere bakalım. Yine bizim söylediğimiz gibi İş parçasının içerisine boşluğa şöyle bir silindir, bir yuvarlak dolu malzemeden bir ürün yerleştirilmiş. Bu zaten ilk aklımıza gelen de bizim. Bunun böyle olması çok normaldi arkadaşlar. Başka ne var? Gördüğünüz gibi altına da bir çıkıntı yerleştirilmiş. Bu çıkıntı neden? Çünkü parçanın şekli, hemen bir önceki şekli gördünelim. Şimdi parçanın şekli nasıl? Şurasında bir boşluk var şöyle. Ters çevirdiğimizde şurasında boşluk. O zaman şunun altının doldurulması lazım parçanın düzgün bir şekilde oturtulabilmesi için. Bunun için de şuradaki çıkıntıyı kullanmış arkadaşlar. İki parçanın ortasına şöyle bir kütük gibi bir parça yerleştirerek de dönmenin önüne geçilmiş. Yani dolayısıyla aslında ne yapılmış? Yukarıdan bir sıkma işlemi gerçekleştirildiğinde bu parçanın sabitlemesinin yeterli ve doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki görmüş olduğunuz siyah şeyler ise şu ve şu. Burçtur arkadaşlar. Bu burçlarda yine doğru bir şekilde gösterilmiş ama biraz önce söylediğimiz iş parçası ile
Delme burcu arasındaki boşluk burada oluşturulmamış. O zaman bunun eksik olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu böyle bir örnek arkadaşlar. İş parçasını da anladınız. Muhtemelen bu örnek kalıbımızı da anladınız. Bunu basit haliyle iki boyutlu olarak en az iki görünüş olarak çizmenizi sizden isteyeceğiz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Şöyle bir iş parçamız var. İki tane kulağı varmış bunun. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle iyice göstereyim. Belli ki şu sarıyla boyanmış olan, yani farklı renkte gösterilmiş olan iki tane delik delinecekmiş kulaklar üzerindeki. Şimdi nasıl yapılabilir? Bir düşünelim. Daha önceki dersimizde aslında bunun için bir örneğimiz vardı. Belli ki şuradan bir yine yuvarlak dolu malzeme geçireceğiz. Bunu dikey bir plakaya sabitleyeceğiz. Sonra bunun dönmemesini sağlayıp sabitlediğimiz zaman da kabaca bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Hemen örneğin üzerinden anlatalım. Ne yapmışız arkadaşlar? Şöyle yapalım. İş parçasının yine ortasından şundan bahsediyorum. Geçecek şekilde şöyle bir dikme çıkılmış. Yani parçanın hareketi çok büyük oranda engellenmiş. Daha sonra da yine burada bir somun vasıtasıyla parçanın sıkılmaz sağlanmış. Bununla ilgili söylediğim şey şuydu. Bu cevatanın, somunun direkt olarak arada herhangi bir eleman olmadan parçaya sıkılması doğru değildi. Uygun da değildi. Dolayısıyla araya başka bir elemanın da koyulması gerekecek. Çünkü bu sıkma esnasında parçaya küçük de olsa metal olduğundan dolayı çok fazla aşınmayacak da olsa yine de hasar verebilir, zarar verebilir diyoruz. Şimdi neyi sağladık? Biz büyük oranda hareketi engelledik ama dönmesini engelleyemedik şu an. Dönmenin engellenmesi için de şuraya şöyle bir kütük yerleştirilmiş ki parça aşağıya doğru hareket etmesin. Yine burada burç olan ve burcu tutan kısım da hemen üst tarafa yerleştirilmiş. Dolayısıyla ne sağlanmış oluyor burada? Parçanın, iş parçasının tam anlamıyla bir hareketinin engellenmesi. Yani doğru bir sabitleme var. Ancak bir önceki örnekte de söylediğim gibi bu burç ile iş parçası arasındaki olması gereken boşluk burada yapılmamış. Aslında bunu şöyle söylüyorum. Yani bir kere bunun boşluk olması gerektiğinden bahsettik dedim. Ama yani bu boşluk olmadığında da bu iç kalıbı çalışmaz, iç görmez anlamında demiyoruz bunu. Bu da sonuçta deliğin doğru bir şekilde delinmesini sağlar. Ama daha doğru olan öbürüdür diyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada kalıbın alt parçası var. Yine bunu da U kanalları oluşturulmuş. Şöyle döndüreyim. Alttan göstereyim hatta. Bu kalıp da böyle bir kalıp arkadaşlar. Evet, herhalde anlaşılıyordu diye tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir tur attıralım, şöyle her şey gözüksün. Bir tane daha örnek göstereceğim bugün. Hemen ona geçelim. Şöyle bir iş parçamız var. Yine farklı renkte olan kırmızı ile gösterilmiş olan deliklerin delinmesi isteniyor. Böyle bir iş parçasında. Tabii örnekler birbirine benzer olmuş sanki. Çünkü bunun da ortasında bir boşluk var. Dolayısıyla ne olacak? Buraya bir yine benzer şekilde yuvarlak dolu malzemeden üretilmiş bir parçanın girmesi lazım. Daha doğrusu iş parçasının ona girmesi lazım. Bu şekilde yine sabitleme sanki biraz böyle tahmin edilebilir gibi geliyor. Ama bu sefer farklı bir şey var.
Alt tarafta üçgensel bir yapı var. Bu üçgen şeklindeki kısmın düşünülmesi lazım. Tamam, şurada boşluk var ama alt tarafta üçgen bir kısım var. Bunun düşünülmesi lazım. Nasıl yapılabilir? Yani düz bir dikdörtgen bir altlık üzerine bir silindir, yani tam şu boşluğun içerisine girecek şekilde bir yuvarlak dolu malzemeyi sabitlediğimizi düşünelim. Bundan sonra bunun dönmesinin engellenmesi lazım. Bir de ayrıca yapılması gereken sabitleme işlemi, yani yukarıdan aşağıya bir sıkılma yapılması lazım. Ama ayrıca düşünmesi gereken başka bir noktada 3 tane delik var. Bu 3 deliğin de delinmesi için uygun bir düzenek lazım. Bakalım bizim çözümümüz nasılmış. Şöyle bir çözüm düşünülmüş. Burada bayağı eksikler var. Tam alt parçayı yapmış ama alt parçada işte diyelim ki şuradan burç olacak. Bakın burcu bile çizmemiş buraya. Şurada burç olacak. Burç yok şu an. Çünkü tasarım aslında düzgün yapılmamış bunun. Burç var. Burç varsa delik delinecekse o zaman bunun alt tarafında, yani şu kısımda bir yerde tam neredeyse o zaman talaş boşluğu olması gerekiyordu. Talaş boşluğu da buraya oluşturulmamış. Başka ne var? Parçanın yukarıdan aşağıya doğru sıkılması lazım. Sabitlememiş. Sanki şuraya bir somun koyması gerekiyordu. Yani bir ciğer önden yerleştirilmiş. O zaman orada bir somun olacak gibi düşünebiliriz ama yok şu anda. Ama burada ayrıca tabii böyle uygun olmayan kısımlar olsa da güzel düşünülmüş bir yer var. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir daire parça var. Bu daire parça ne işe yarıyor? Daha önce de buna benzer bir örnek göstermiştik. Birinci delik delindikten sonra bu mor, hatta oynuyor mu? Yok. Tamam. Şu mor kısmı kaldırıyoruz yukarıya doğru. Ondan sonra şu kısmı döndürmeye başlıyoruz. Bunu döndürdüğümüz zaman da neyi sağlamış oluyoruz? Bir sonraki 120 derece açı döndürdükten sonra şuradaki bir sonraki deliği yakalamış oluyoruz. Böylece de 3 tane deliği de doğru bir şekilde delmiş oluyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada da bazı eksiklikler var. Şimdi mesela şunun için şöyle bir şey göstereyim. Pardon. Şimdi şurayı şöyle bir ön görünüş aldığımızı düşünelim. Hani nasıl bir çizim yapacaksınız biraz böyle gözünüzde canlansın diye. Şimdi burada tabii ki bu kadar detaylı bir şeye gerek olmadığından bahsetmiştim. Ama çizmeniz gerekeni, hatta şimdi şöyle alalım sadece. Çizmeniz gereken aslında buna benzer bir görünüş olacak. Belli ki bu zaten şu an anlaşılıyordur. Böyle tek bir görünüşle falan anlatılacak bir ürün değil. Bu ön görünüşse işte sol yan görünüşünü veya şurayı ön görünüş alıp, tabii burada şunu tekrar göstereyim ben. Şuradaki burcun doğru bir şekilde buraya aktarılması lazım kesik çizgilerle. Daha sonra sol yan görünüşünün ve bunun üst görünüşünün çizilmesi lazım arkadaşlar şu şekilde. Yani sizden istediğimiz aslında buna benzer görünüşler olacak. Hani bunu da böyle hani nasıl çizeceğiz diye düşünürken söylemek istedim, göstermek istedim sizlere arkadaşlar.